Çok iyiyim. Çok iyisin. Evet. İlk geldiğinde nasılsın? Ameliyat yaradı mı işte? Düzlüyorsun. Evet. Kendini iyi hissediyorsun, daha rahatsın. Yorgun hissetmiyorsun artık. Bir iki günde tamburcu edeceğiz, tamam mı? Evet. Önce seni diyetisyen görecek, diyet doktoru görecek ama bundan sonraki süreçlerde diyetlerini düzenleyeceğiz. Adını bile, adını bile almasınlar. Amca, bunu fotoğrafı var mı? Var ama bir de hangi gitti evde dur mutlaka. Ya kilozumun bu kadar değildim. Sonradan yatağa bağımlı olduğum zaman böyle oldum. 2019 Mart ayında beyin kanaması geçirdim. Beyin kanamasına felç kaldım, bu duruma düştüm. Yani internetten kimse bir şey almasın. Ben yandım, kimse yanmasın. Evliydim, Bahçeliyeler Fizik Hastanesi'ne geldim. Ben orada yatarken eşimi başka bir kadınla bırakıp gitti. Çok kötü bir duyguydu. Ben zaten bu duruma düşmüşüm, beni bir de bırakıp gitti. Etkiledi tabii, çok başa döndüm. Bu süreçlerde yakınların desteği de çok önemli. Evet. Allah razı olsun, babam vardı başımda. Çok mutsuzdum ama şimdi çok mutluyum. Sanki bu arada işte çocuklar gibiyim. Hep yardım aldım mesela. Şimdi inşallah bundan sonra kendi ihtiyacım kendim göreceğim. Ben o zamanlar anaokulunda çalışıyordum. Okulumda, çalıştığım okulda çok iyiydi. Çok mutluydum. Severek gidip geliyordum okula. Tablama geçip internetten hiçbir şey almayın. Doktora başvurun. Ondan sonra hani doktordan bir destek alın. En azından internetten hiçbir şey almayın. Almak isteyenleri de aldırmayın. Evet, ben daha sonra bu firmaya çok ulaşmak istedim ama tamamen beni her yerden gelmişlerdi. Şimdi hastamız daha önce bu gördüğünüz şekilde bir kilolu süper morbid obez değildi. Hafif, toplumda insanlarda olduğu gibi hafif bir kilosu mevcuttu. Daha sonra bu kilodan kurtulmak için hastamız kendi çapında bir arayış içine giriyor ve internetten araştırıyor. Bitkisel ilaç internetten temin ediyor. Ve bitki ilaç kullandıktan sonra kas iskelet sisteminde atrofi gelişiyor, felç gelişiyor ve yatağa bağımlı oluyor. Yatağa bağımlı olunca aslında bir kısır döngü oluşuyor. Hareket edemeyince daha fazla kilo alıyor ve dolayısıyla ilk baştaki kilonun yaklaşık 3-4 katına kadar çıkıyor. Ve bundan sonra da aslında hem aşırı kilo alıyor hem de kişisel hijyenik sorunlar da başlıyor ve yataktan dönemez hale geliyor ve yatağa bağımlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Daha sonra buradan kurtulmak istiyor hastamız. Çeşitli merkezlere, obezite ameliyatı yapan merkezlere başvuruyor. Onlardan da çözümü olmayınca devletimize, Sağlık Bakanlığı'na başvuruyor. Bütün ameliyat öncesi, bütün hazırlıkları yaptıktan sonra ameliyat kararı aldık. Hastamıza sliv gastrektomi dediğimiz tüp mide ameliyatını gerçekleştirdik. Ve tüp mide ameliyatından sonra da yoğun bakımın destekleriyle, anestezi destekleriyle beraber hasta şu anda gayet iyi durumda. Postop 6. günde. Çok yaşam beklentisi çok olmayan bir aslında bir durum gelişecekti. Bu şekilde muhtemelen hani önümüzdeki süreçte hastanın ayaklanmasını, yataktan kurtulmasını, normal birey şeklinde toplumda yaşamasını bekliyoruz. Şimdi bize geldiğimiz zaman kilosu altında aslında bizim ölçülemeyecek düzeydeydi. Muhtemelen işte 400 kilolara yakın bir kilodaydı. Tedaviler ve ameliyatın sonra verdiği kilolarla beraber gördüğünüz gibi hasta kendine gelmeye başladı, iletişim kurmaya başladı, konuşmaya başladı ve bu önümüzdeki süreçlerde bu giderek artarak daha iyi şekilde karşımıza çıkacak. Sadece hani bir cerrahi operasyon olarak algılamamanız gerekiyor. Yani bu multidisipliner yaklaşım, endokrin dahiliye var, bunun yoğun bakım ünitesi var, yoğun bakım kısmı var. Yani multidisipliner bir merkez ve deneyimli bir merkez olması gerekiyor. Özellikle bu sıkıntılı vakalarda konuyu bu gündeme getirmemizin sebebi de bu. İnsanları uyarmak, insanları
dikkatini bu konuya cezbetmek. Sağlık çok önemli bir konu. Yani biz genelde hani ilaçların artık sadece bize göre eczanelerden alınması gerekiyor ilaçlar. Yani internetten ilaçlar alınmaz. Yani sonuçta bu bir elbise değil, bir eşya değil. Dolayısıyla internetten alarak hani kendi sağlıklarına kastedecek bir şekilde bir ilaç kullanımına girmemeleri gerekiyor. Tavsiyede bulunabilirim. İnsanlarımız, vatandaşlarımızın özellikle sağlıkla ilgili kısımlarda internetten okudukları, internetten gördükleri ilaçları veya medikal tedavili kendilerine uygulamasınlar, bir hekime danışsınlar. Bundan sonraki süreçler devam edecek. Fizyoterapi süreci var, çok önemli. Fizik tedavi süreci var. Onların desteğini profesyonel olarak sağlayacağız. Dolayısıyla tabii ki işimiz bitmedi ama en önemli kısmı bitti. Eşinin terk etmesi işte çok yani başka bir boyut. Biz de üzüldük ama hani burada maalesef bu tip şeyler yaşadığımız şeyler. Bir iki günde tamburcu edeceğiz, tamam mı? Önce seni diyetisyen görecek, diyet doktoru görecek. Fizyoterapi